Selamun aleyküm. Bugünkü çalışmamız Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan İhlas Suresi üzerinde olacak inşallah. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Bu ilk kelime de Türkçe karakterlerle ezberlendiğinden kul yani gafı k gibi telaffuz etme gibi bir hata olabilmekte. Kul değil, ul. Gafı patlatmak diye ul yani çok şiddetli bir şekilde gafı okumak da bir hatadır. Ul yine cezimli bir lam var. Burada cezimli lamlarda dilimiz üst damağa yapışmakta veya dilimizi üst damaktan kaldırmadan kendi lamdan sonraki harfe geçiş yapmamız gerekmekte. Yani burada dikkat edeceğimiz Ull, ul ulhu. Burada ulu ulu dilimizi mahreçten kaldırdığımız zaman lam direktmen ötreli bir hal alır. Bu da e, yanlış bir okuyuş olur. Kul huvallahu. Gördüğümüz gibi lam harfinden sonra gelen harfimiz h harfi. Ancak burada kul Allahu diye h harfini F şeklinde telaffuz etme hataları ile de karşılaşabilmekteyiz. Doğru okuyuş. Ul huvallahu. Kul huvallahu. Ehad. Ehad. Ehad diye h harfini uzatarak okumak hatadır. Ahad diyerek Tamamen ağlı bir şekilde okumak da hatadır. E-Hani, elif harfi ince, h ha harfini e a arası bir şekilde telaffuz ediyoruz ve h ha harfinin boğazdan çıkan bir harf olduğunu unutmuyoruz. E-Hani, bu sese h bu sese dikkat ediyoruz ve kelimenin sonundaki del harfindeki kalkareyi de yapıyoruz. Ehande ehale ulhuvallahu ehad İkinci ayetimizde Allahu. Burada baktığımız zaman Allah lafzındaki elif normalde ince okunur. Yani bunu el çok ince e şekli okumak hatadır. Bunu elifi tamamen kalınlaştırıp a şeklinde okumak da hatadır. Yani nasıl okuyacağız? E a arası bir sesle. Bunu yakalamaya çalışacağız. Allahu sa Allahu ve Allah lafzından sonra şeddeli saat kalın harftir hakkını vererek okuyoruz. Allah hüssa hüssa mende mende yine kelimenin sonunda kalkaleye dikkat ve mim harfini de uzatmadan okuyoruz. Hüssa <laughs> mende değil hüssa mende Allah hüssa mende kul hu ehad Allah hüssa devam ediyoruz 3. <üçüncü> ayette. Lem <laughs> yelid Lem de. Yine del harfindeki kalkaleyi yapıyoruz. Lem yeli de. Ye de. Ve, ve Burada ye'nin harekesi direkt ötre. Yani burada ye ület gibi okuyuş hataları olabilmekte. Buraya dikkat. Ve lem yüled. lam'ı çekmeden D ile birleştiriyoruz ve del harfindeki Halkaleye yine dikkat ediyoruz. Lem yelinde ve lem Lem yelinde ve lem Son ayette ve lem yekullahu yekun yazsa da burada tecvid kuralı gereği nunu okumuyoruz. Lamı şeddeli bir şekilde okuyoruz. Ve lem yekullahu lehu hu zamirini de arkadaşlar burada uzatarak okuyoruz yeküllehu. Her ne kadar kef harfi Türkçemizdeki K'ye benzese de Arap alfabesindeki, Kur'an alfabesindeki K harfi biraz daha geriden çıkmakta. Bunu yapabiliyorsak e, bunun üzerinde de çalışabiliriz. Ve lem En çok hata yapılan kelimelerden biri de bu kelimedir. Kühühen, küfüfen gibi farklı şekillerde hatalar ile karşılaşabilmekteyiz. Burada dikkat, kef harfini yine dil kökünden çıkartabilirsek yani kü diyerek önden çıkartmak yerine kü biraz daha geriden Q, F görüyoruz kef harfinden sonraki harfimiz F harfi Q, F ve F harfinden sonra gelen harfimiz de Vav harfi. Vav harfinin uzaklar ileride Q, F, dikkat Q, F, V Bunlar yanlış telaffuz olur. Q, fü, kufu wan Yine ince bir elif harfi. Boğaz harfi olan ha harfi. Ve yine kalkaleyi yapıyoruz. AHAT değil. Ahad. Ahad. Ha'ya dikkat. Ve sonunda yine kalkaleyi yapıyoruz. Ahad. Ahad. Gördüğümüz gibi bütün ayet sonlarında kalkale dediğimiz tecrüb kaidesini yapıyoruz İhlas Suresi'nde. Son ayeti bir daha okuyoruz. وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا أحد. Baştan sonra bir okuyacak olursak eğer. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدِ اللّٰهُ السَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أحد. Allahu Azim. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayetten oluşan Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir. İhlas Suresi'nde İslam'ın temel ilkelerinden olan tevhid ilkesi veciz bir üslupla ele alınmaktadır. Sure Allah'ı bir insan gibi düşünüp Hazreti Peygambere gelerek bize Rabbinin soyunu anlat diyen müşriklere cevaben indiği ile alakalı kaynaklarımızda rivayetler bulunmaktadır. Hazreti Peygamber Allah ile ilgili kendisine sorular soran, soran Hristiyanlar ile Yahudilere de aynı şekilde İhlas Suresi'ni okumuştur. O doğurmamış ve doğmamıştır ayetinde ayetiyle Allahu Teala Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gören Hristiyanlara, Hazreti Zekeriya'yı Allah'ın oğlu olarak gören Yahudilere Melekleri Allah'ın kızı olarak gören müşriklere reddiyelerde bulunmaktadır. Bu surede Allah ile ilgili yanlış inanışlara veciz bir üslupla cevaplar verilmektedir. Bu ilk ayette geçen peki o Allah tektirden kasıt buradaki teklikten kasıt sayı anlamında bir teklik değildir. Buradaki teklik yeganelik, biriciklik anlamında bir tekliktir ve samet kavramı ile de bağlantılıdır. Hazreti Peygamber İhlas Suresi'nin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğunu söylemektedir. İslam alimleri bu hadisi yorumlarken buradaki üçte birliğin okunduğunda sevap olarak üç, Kur'an'ın üçte birine denk olduğu yahut da muhteva olarak Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğu ile alakalı yorumlarda bulunmuşlardır. Kur'an yani İhlas Suresinin de bizim farklı yerlerde üç defa okumamızdaki hikmet budur anlamı üzerinde kısaca şöyle durduğumuzda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah tektir. Allah samettir. Yani her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Hayırla kalınız efendim.